Tamam Muhattin abi, 3 tane. Tamam abi. Bu arada dedemden, babamdan kalma. Hiç kırılmadı. Bunu hayatımda saklıyorum. Ve benden başka kimse bu çayı bardakta içemiyor. İçmesine izin vermiyorum. Devamlı ben bu bardağı kullanıyorum. O köşede saklarım ve ben içerim bardakta bu çayı. Abi dost. Ali afiyet olsun canım. Sağ ol abim, teşekkür ederim. Sivas'ın servisi de böyle üretim oluyor. Evet. Emre'ye çıkıyorum. Bu da bak önemli. Bu sıcak kum bu. Evet, sıcak kum. Evet sanırım. Sım sıcacık. Evet sıcacık. Çayın üstünde oluyor. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş demini alıyor. Semaverin üstünde demini aldıktan sonra oraya bırakıyorum. Orada da 5 dakika dinleniyor. Ve içmeye hazır oluyor. Oo, sıcakmış. Bunları sabah geldiğinde hazırlıyorsun değil mi? Evet. Peki sabah kaçta açıyorsun burayı? Sabah 8'de açıyorum. Yavaş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Sitemizin Çınarı. Baba dostu. Üretim amca. Afiyet olsun. Afiyet olsun hem de. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rabbim böyle gitsin mi? Kardeşim başa gel. İki. Eyvallah. Yakup. Çay. Osman abi çay. Burada abim de eskimiz. Eskiden oldu. Afiyet olsun. Çay. Aslanım afiyet olsun. Nasıl benim var mı abi? Allah'ım. Yavaş.
Bu yolda eski dostumuz, eski bir esnafımız, 50 senelik Gürcü var. Sırası Gürcü esnaflarından, İncilik'ten Gürcü daha geçti herhalde. Sevgili bir arkadaşım, güzel bir arkadaşım. Çayının kıymetini bilen esnaflarla açısından bir yaratıcı. Afiyet olsun. Halil abim de Türk esnaflardan taşit etsin abi. 2 senelik bir esnaflığı var abi, güzel bir abimiz. Çayımı selamlardan vereceğiz. Teşekkürler. Sağ ol canım. Büyük orta abi. Afiyet olsun abi. Kaç tane? Üç tane. Tamam Bahattin abi, 3 tane. Tamam abi. Niye böyle sıcak şeyle yapıyorsun bunları? Buna tavlama diyorlar. Hı. Bardağı ısıtmak için. Bardağı tavlıyorum. Soğuk çay içmesinler diye. Bak, bardak çatlamasın diye. Çay doldurduğun zaman bardak çatlamasın diye kavrarız bardaklarımızı. Nedir bu pulları? Bunlar çay aldığımda onun karşında paven yerine geçiyor. Marka diyoruz biz bunlara. Önceden alıyorlar onları değil mi? Evet, önceden ücretiyle alıyorlar. Sonra ben bardaklarımı, borçlarımı aldıktan sonra bunları bardakların içine bırakıyorlar. Bu senelerce ben yapıştırdım Halkı Radyo'yu. Atmadım.